şöyle olacak. Aşağıda kalın. Tamam. Şimdi halatın boşunu alacağımız zaman ki zaman zaman yüklenmesi gerekebilir. Halatın boşu şöyle alınmaz. Ben boş alırsam direkt buradaki halatı çekiyor olurum. Kendime bir pivot noktası belirlemem lazım. Onun için sizin olduğunuz yere doğru gelip buradan hep sırtım dik olacak. Bu çok önemli çünkü şöyle çekerseniz belinizi incitirsiniz. Sırtınız dik, siz bunu almaya çalışacaksınız. Genelde şu bacağı koyabilirsiniz. Bacakla yapmaya çalışacağız. Bacak kasları en güçlü kasları olduğu için hep sırtımızın dik olması ve bacak kasımızı kullanarak yapıyor olmamız gerekir. Bunu aldık. Bunu fıtıklı bu taraftan da almıyoruz boşuna. Alamazsın. Evet. Doğru. Yani ters ayaklar geçirdik. Aldık. Çok kasmaz gerekiyor. Boşuna aldım. Onun arkasına şöyle bir yarım tur yaptırıyorum. Sonra buraya bir 8 başlangıcı. Buraya da kilidini yapıyorum. Kilidi yapmak için şu şekilde alıyorum. Bir loop yapıyorum. Dışa doğru bakıyorum. Teknenin dışına doğru. Bunu attığımda şöyle attım ya. Şimdi artık genel halat deste olduğunda ne yapacak? Önce bu gerilecek. Çünkü bu sonradan gelen altı. O bu sonradan gelen bunun altında kaldı ya. Bu gerildikçe buna basacak ve halat o şekilde sabitlemiş olacağız. Çok böyle doldurup burasını koç koyunuzunu böyle dana gibi şişirmeye yakın. Bu tamamen fiziksel olarak siz istediğiniz zaman da tutabilecek bir şey. Evet, evet. Yani bu çok böyle az sardık hocam ya, az mı oldu acaba demeyiniz. Hı-hı. Bu böyle olur. Şimdi ben sizden voltanızı rica edeceğim. Şimdi bir halat gel diyelim. Önce başını alıyorsunuz. Evet. Yarım tur yapıyoruz. Oradan değil buradan. Yarım tur buradan. Buraya şimdi 8. Buraya da kilit. Yani loop yapacağız. Onun için terse doğru şöyle çevireceğiz. Yok öyle değil. Öyle değil. Şöyle ters. Şöyle ters çevireceğiz. Aha. Şuradan dışarı doğru alıyoruz. Neticede görüntünün aha, şöyle olması lazım. Şey bakın, paralel olacak bunlar. Evet. Tamam mı? Ters. Bu yaptığınızın altı doğru yapacaksın bu sefer. Sıkıştırıyor lan. Niye ters yaptın? Düşünün ki bu oluyor bu. Hep olacak. O yüzden bakın, bu loop'u yaptınız ya. Şu loop'u yapıyorsunuz. Bırakın halatı. Şuradan gelen, döndürüyor. Bunu aslında bu tarafa atıyorsunuz. Şuradan geleni altına atıyoruz yani sonuçta. Mantığımız o. Aynen öyle. Evet. Bunu doğru yaptığınızı, şunun ikisinin paralel olduğu ve şunun altında evet, kaldığını görmeniz. Şu görsel size evet doğru yaptığınızı anlatan görsel olacak. Bir daha favori, bir daha yapalım. Hemen şu şeyi kapatayım. Motor. Ve siz de kapatalım. Eşinizin demek görsel öğreniyor.